Dolu Batarya'dan herkese merhaba. Skyway ile ET5 Long Range'de birlikteyiz. İlk test aracımız oldu bizim de kanal olarak. Biz de bundan bir gün önce yani İstanbul'un yağmurlu olduğu saatlerde Mustafa ile birlikte bu araçla Bursa'ya doğru gidelim istedik. Şöyle Mustafa da burada. Evine gelmiştik dün. Tabii çok fazla yağmur yağdığı için giriş çekimi yapamamıştık. Şimdi dedik ki bu ara video için bir çekim yapalım. Çünkü arabada yeni bir batarya var. Ön tarafında gördüğünüz üzere yeni bir ızgara tasarımı var. Hem bataryayı hem kış performansını hem uzun yol performansını bu tüketimleri görmek için dedik ki birlikte bir çekim yapalım. Evet abi. Ve performansını şey Güzel bir yapalım. deneyim oldu. Aynen. Şimdi sizi videoya İstanbul'dan yağmurlu bir günden çok şükür elhamdülillah yağmur yağıyor. Tabii bizim için Nisan ayında bizim için güzel bir gol oldu aslında bugün de. Yani. Ya yağmur bekliyorduk da herhalde bu kadar beklemiyorduk. Yani En tabii. azından bir nefes aldırır diyorduk. Gene iyi yani çok şükür. Şu anda barajlar %40'ı geçmiş durumda. Su her şeyden önemli. Elektrikli arabada her şeyde suya bağlı. Üretiminden çalışmasına kadar. Evet. Yani o yüzden hayatın durma noktasına geleceği bir durumdansa biz çekimi yağmurlu bir havada da yaparız yani. Sıkıntı yok. Şimdi Ümraniye'den Mustafa'nın evinden çıkıyoruz. Bursa'ya gideceğiz. Mustafa'nın babası sağ olsun bizi iftara davet etti. İftara gideceğiz. Tabii altımızda elektrikli araba varken üstelik de Skyway ET5'in yeni bataryalı versiyonu varken dedik ki bir uzun menzil testi de yapalım ki aracın yeni kasasıyla daha doğrusu yeni ön yüzüyle nasıl bir verimliliği olacak onu da test etmiş olacağız bu şekilde. Bu arada şu an yola çıkarken kalan menzilimizde 218 kilometre olarak gösteriyor. %45 gibi bir. %43 görmüştüm 43 ben de. mü? Öyle bir Aynen şey. 43 görmüştüm tam. Toplam menzil neydi abi aracın? Toplam menzil şehir içi WLTP verisi 642 kilometre yazıyor. Yani ben dün sıkışık trafikte kullandım. Hakikaten ciddi şekilde yani bunu gerçekleştirecek gibi göründü bana yani 600 kilometreyi sanki görür gibi. Yani 642 çok yani yazın belki de hani optimum daha doğrusu ilkbahar aylarında, bahar aylarında 20-30 derece bandında daha mantıklı olabilir. Ama kışın ben 500 kilometreyi şehir içerisinde çok rahat görecek gibi düşünüyorum. Çünkü ortalamalar 16 kilowatt saatler civarındaydı 100 kilometrede. Bu da ortalama zaten 500'ün üstünde bir menzil anlamına geliyor. Abi iyi, her şey güzel. Ben ilk defa bu arada elektrikli arabayı biliyorum. Ciddi misin? Yani bu işi yapıyoruz ama hiç denk gelmedim yani. Açık söyleyeyim. Yani Tesla'yı falan girdikçesinde gördük ama hiç yolculuk yapmadım ben. Biz de her gün Ama elektrikli arabayı bilmiyoruz zaten. İnsanların ama şu bataryadaki problemi anladım. Benim gözüm sürekli menzilde şu an mesela. Bakıyorum ama şimdi hiçbirimiz benzinli araç alırken bunun menzili ne kadar diye Yani sormuyoruz. ihtiyacımız bile yok yani öyle bir şey. Aynen öyle ya. Yani bu garip bir alışkanlık olmuş aslında bizde. Ya Böyle bir şey. bence daha önce videolarda da bahsettim ben bundan. Bence burada en büyük problem bizim hani ben 90 nesliyim sen de öyle. İşte önce bir pilli oyuncak sonra Aynen işte öyle. telefon, tablet, bilgisayar vesaire. Hep hayatımızda şarjlı ürünler var ya. Yani. Hep ve şarjı bitiyor. Yani o şarj sıkıntısını hep yaşıyoruz biz. Ve biz bu şarjın biteceğini bildiğimiz gerçekle yaşadığımız için ciddi bir de şey var içerimizde. Hani ne zaman bitecek, ne zaman dolduracağız, ne kadar da dolduracağız. Hani bunların hepsi bizim için çok önemli veriler. Şimdi elektrikli araba alıyorsun, bu da şarjlı diyor. Şimdi depo olarak düşün abi bataryayı da. O da bir enerji deposu. Yani sonuçta yakıt olarak da kullandığın şey aslında enerjinin depolu olduğu bir ürün aslında. Yani buradaki diğer bir sıkıntı da bunun böyle arayüzlerde böyle en öne koyulması. Çünkü hani sonuçta az ya eskiden mesela arabayı yapıyor adam. Elektrikli. Menzil az. 200 km menzil var. 150 km menzilli arabalar vardı keza.
ilk çıktığında. Yani Tesla'nın ilk araçlarında 250 millerden başlayan, 300 bile geldiğinde çok güzel bir seviyeye geldiği düşünülen menziller vardı. Ve bu sürekli aracın ön gösterge alanında önemli bir yerde yani. Bu VD'yi çok böyle şey sunuyorlar, hızlıca tüketilebilir halde. Ve sen sürekli azaldı, 3 km gittik, 10 yazdı. İşte azalıyor, 100 km düşüyor. Şu an bizim İstanbul'dan çıkarken 218'di benzinimiz şehir içerisinde. Şu an 135'e. 135. Şu an 135'e düştü ve yani hiçbir sıkıntı yok. Niye? Çünkü biraz önce söyledim, benzinli araba alırken herhangi bir şekilde buna bakmıyorsun. Bugün elektrikli arabada da çok bakmamak lazım. Mesela biz şarj yapmadan %40 şarjla buradan Bursa'ya, oradan da istediğimiz yere gidebileceğimizi biliyoruz. Çünkü her yerde DC hızlı şarj istasyonları mevcut artık. Türkiye eski Türkiye değil. Türkiye eski 5 sene önceki, yani bir elin parmağı kadar olan DC ünitelerin olduğu bir ülke değil. Şu an yüzlerce, binlerce istasyondan bahsediyoruz. Bence artık bu menzil kaygısını da bırakmak gerekiyor yani. Yavaş yavaş bundan kurtulmak lazım. Rahatlamak lazım birazcık. Evet abi, şarj istasyonları dediğim gibi gitgide artıyor. Herhalde akaryakıt yakıt istasyonlarından da daha fazla olacaktır. Büyük ihtimal. İngiltere'de çünkü geçti bu arada. İngiltere'de şu an yakıt istasyonlarından daha fazla, akaryakıttan daha fazla şarj istasyonu var. İstasyon bu arada. Yani çünkü abi ihtiyaç daha fazla burada. Niye daha fazla? Adam geliyor 20-28 dakikada, 25 dakikada şarj ediyor. Öten yanmalı araçların bir avantajı belki o olabilir. Şu an hala günümüzde işte 10 dakikada, 15 dakikada aslında yakıt işlemini hallediyorsun. 10-15 dakika bile sürmüyor da aslında git gel, gittin, ödedin, geldin, ödedin falan bir şey yapsın. Burada da öyle. 15-20 dakikalar artık düşüyor. Evet, evet. Gitgide bu daha da aza inecek. Osman Gazi Köprüsü'nü geçtik. Oralar günlük günlük sanlıktı. Güneş çıkmıştı. Şimdi biz Bursa'ya doğru ilerliyoruz. Bir de bir şarj istasyonuna gireceğiz biraz sonra muhtemelen. Ondan önce bir malumat verelim istedik. Yani 218'e mi başlamıştık? Evet abi, 218'e başladık. Şu anda aynen senin evden, Ümraniye'den. Şu anda 70 km civarında bir menzil kaldı. Evet. Yani biz de yaklaşık zaten 100 km civarında bir yol yaptık. Yani arada bir fark var. Ama bunu da şöyle anlatmak lazım. Bu aracın 2 tonluk bir arabadan bahsediyoruz. Bu aracın şu anda 9-10 derece gibi soğuk hava şartlarında mücadele ettiğini de görmek gerekiyor. Çünkü 10 derece, 15 dereceler hatta yani 15 derecenin altındaki sıcaklıklar artık bataryanın giderek verimsizleştiği, o kimyasal reaksiyonların giderek daha verimsiz hale geldiği, gerçekleşemediği bazı durumlarda duruma doğru gidiyor. O yüzden batarya daha fazla enerji kaybı ortaya çıkıyor bataryada. Motora giderken, o bataryanın kendi içerisinde gibi. Ve şu anda biz otomodunda kullanıyoruz bazen. Bazen işte fanı açıyoruz ki camlar kendine gelsin, bu çözülsün. Bunların hepsi bataryadan yiyor. Orada da şöyle bir gelişmeden bahsedebilirim. Bu araçta ısı pompası yok. Herkes soruyor. Bu araçta yine ısı pompası yok. Bu sene de yok. Ama şöyle bir gelişme var. İki tane gelişme. Zaten videonun başında kısaca bahsetmiştik. Araçtaki batarya aynı ağırlık fakat aracın bataryası içerisinde %20 daha fazla enerji sığdırabilmiş Skyway. Bu araçta biliyorsunuz Hogg'daki gibi Farasis'in, Çinli Farasis'in ürettiği kesecik tarzındaki hücreler, batarya hücreleri kullanılıyor. Bunların tabii enerji yoğunluğu daha yüksek diğerlerine göre. Fakat farklı dezavantajları var. Oraya şimdi girmeyelim. Fazla detaylı isterseniz inceleme videomuzu daha yukarıya koyarız. Oradan tıklayıp izleyebilirsiniz. Ama şunu söyleyebiliriz. 86 kWh'lik bir kapasite var. Daha önce 72 kWh'ti. Ve arada dediğimiz gibi %20 civarında bir kapasite artışı söz konusu. Aynı ağırlıkta. Bunu nasıl yapmışlar? Benim tahminim Farasis'in yeni nesil Super Pouch Solution diye SPS şeklinde kısaltılan bir yeni batarya çözümü var. Daha büyük hücreler kullanılıyordu. Ya oraya geçtiler ya yeni nesil bir pouch hücre, kesecik hücre kullanımı başladı. Ve aynı şekilde geçen sene Ağustos ayıydı, yanlış hatırlamıyorsam Ağustos 2022. Skyway kendi batarya modül ve paket üretim tesisini açmıştı. Bu da ne demek oluyor?
Artık Skywell Farasis'ten daha önce paketli bir şekilde bataryaları alıp aracına entegre ediyordu. Şimdi artık biraz daha bu işi profesyonel bir şekilde diyelim. Yani bu batarya kısmına daha fazla ağırlık vererek ve Ar-Ge'sini de belki de yaparak daha kompakt bir çözüm ortaya çıkarmış. Hem enerji yoğunluğu bakımından hem ağırlık bakımından ve belki de muhtemelen de hacim açısından da aynı şeyi yapmayı başarmış. Çünkü platform olarak araç şasisinde herhangi bir değişiklik yok. 2023 versiyonunda tasarımsal bazı değişiklikler var ve dediğimiz gibi bataryada değişim var. Bataryaya bu kadar önem veren bir firmanın hala aracında ısı pompası kullanmaması da biraz eksik bir konu bence. Öyle deme. Niye deme? Skywell hadi yapmadı. Volkswagen niye yapmıyor? Açıklasınlar bunu Alman otomotiv kartelleri. Yani Volkswagen bugün arabalarında ısı pompası kullanacağını söylediği araçlarında ısı pompasını kullanmaktan imtina ediyor. Diyor ki işte çip krizi var, tedarik problemi var gibi gibi bunları söylüyor. Bana açıkçası yine bunlar çok şey gelmiyor yani samimi gelmiyor. Bir şekilde o işin çözülmesi gerekiyor. Yani mesela ID4'te oldu, Q4 e-tron'da Audi'de oldu mesela. Isı pompalı geleceği söylenen araçlara biz bunların tedariğinde problem yaşadık. Aracınız ısı pompasız bir şekilde teslim edilecek şeklinde Amerika'da, Avrupa'da müşterilere böyle bir bildirimde bulunmuştu. Bunlar üzücü. Niye? Hala bu işe yeterince önem vermediğini gösteriyor firmaların. Yani Tesla kullanıyorsa, Mercedes bundan sonra EQS, EQE, SUV ve sedanlarında hepsinde ısı pompasını standart hale getiriyorsa bunu yapması lazım. Ha. Eleştiri kısmına gelelim. Skywell niye yapmıyor? Öbürlerini boş ver. Onlar camdan atlayınca sen de mi atlayacaksın? Aynen, atlamayacaksın. Evet. Skywell'in önceki versiyonunda, tabi burada yanlışım varsa kullanıcıları da beni doğrulayabilirler. GTC bir ısıtıcı vardı normalde. Kullanılan rezistans bir yapı var içerisinde. Akım verildiğinde ısınıyor ve o ısı işte bir coolant, soğutma sıvısını soğutuyor. İçeriye yine aynı şekilde sıcak hava veriliyor vesaire bir sistem var orada. PTC ısıtıcıdan daha verimli bir ürün var. Isı pompası kadar olmasa da PTC ısıtıcıdan biraz daha verimli olduğu vaat edilen, söylenen Webasto'nun, Webasto diye bir firma var. Hatta bunlara direkt Webasto da denir yani. Ürün olarak da bu ısıtıcılar Webasto dendiği olur. Webasto'nun elektrikli araçlar için ürettiği bir ısıtıcıyı bu araca standart olarak koyduğunu söylüyordu bize Skywell'in Türkiye yetkilisi Mahmut Bey. Yani o yüzden muhtemelen ısıtma kısmında ve bataryayı ısıtma, kabin ısıtma kısmında artık Skywell daha verimli bir şekilde çalışabiliyor. Daha az enerjiyle diyelim. Daha fazla şey başarabiliyor. Ama yine de ısı pompası gibi işte soğuk havadan bile sıcağı alıp kabinin içine taşıyamıyor. Bataryanın ve motorun sıcaklığını aynı şekilde oradaki sıvı ısındığı zaman o sıvıdaki ısı sıcaklığı alıp kabini ısıtmak için kullanamıyor gibi durumlar söz konusu. Bunları yapabilseydi ısı pompası kadar verimli olabilirdi. Ama yine bunlar yok. Ha ne yapalım? 2024'te muhtemelen bu araç yenilenmeye devam edecek ki artık Skywell çok ciddi bir üreticiye dönüştü. İşte sedan bir hazırlık var. Bunu biliyoruz. Nisan'da önümüzdeki hafta muhtemelen bu programı izlediğiniz günlerde tanıtılmış olacak. Orada Skywell'in yeni araçlarının da lanse edileceğini göreceğiz. Bir şey daha eklemek istiyorum. Üçüncü olarak yani iki şeyden bahsettik. Bir termal yönetim, iki batarya yenilendi. Üçüncü olarak da yine en başta bahsetmiştik ama tasarımın aerodinamik olarak ciddi bir kazanım elde ettiğini yeni ön yüzüyle onu hatırlatmak gerekiyor. Çünkü bunların hepsi o kadar fazla etki ediyor ki 0,32 cd bir sürtünme katsayısından bahsediyorduk önceki Skywell'de. Ön tarafı sıradan bir otomobil gibiydi. Kapalı olsa da kapalı gibi görünse de pürüzlü bir yüzey var. Daha fazla hava alanı vardı gibi gibi. Fakat bu versiyonda ön taraf pürüzsüz bir şekilde kapatılmış ve artık gerçekten artık bir elektrikli arabaya benziyor. Ve bu haliyle 0,28 cd gibi bir sürtünme katsayısı, 0,04 gibi bir kazanım var. Bu kazanım bize bazı araçlarda mesela bununla ilgili kesin bir veri yok ama 0,01'lik bir ilerlemenin bile, bir düşüşün bile çok ciddi bir menzil kazanımı olduğunu 15 km, 20 km gibi söylüyorlar. Yani burada 4 puanlık bir düşüş var. Bu da aşağı yukarı bir 60-80 arası diyebiliriz. Bir kazanım sağlayabilir Skywell'e. Yine bunun da ben kesinlikle etkisinin ne olacağını uzun yolda özellikle düşünüyorum. Yani ön tarafta abi gerçekten tasarım olarak öyle bir kazanım olmakla beraber tasarım olarak da gerçekten güzelleşmiş yani. Ben arabayı gördüğümde açık söyleyeyim ben böyle bir güzel bir tasarım beklemiyorum yani. Benim bayağı hoşuma gitti. Bir hafif etkilendin yani. Evet biraz etkilenmedim değil yani. Yalan söyleyemeyeceğim bu konuda. Şimdi tabi bunlar çok belirleyici olmaz ama geçen bir yere gittik. Dediler ki BMW araç çekilecek. Kimin acaba? Ben bakıyoruz etrafa. Bizde BMW araba ne ara? Ondan sonra ya dedim abi BMW olmasın hani başka bir şey olabilir. Abi BMW falan. Ya, insanlar hani artık böyle imaj olarak da hani bir kalite
Yani BMW'den evet. beklenen kaliteyi Skyway'de gördüğünü de gösterir aslında. Bir kişi üzerinden yapılamaz mı ama yine de hani bir kişiyi kandırabilmiş mi? evet. İkna edebilmiş mi daha doğrusu? Edebilmiş. Bence bunlar hakikaten Skyway'in doğru yolda olduğunu gösteriyor. Yeni nesilde belki işte 800 volt elektrik mimarisi gibi daha gelişmiş elektrikli araç özelliklerini altı sistem olarak da teknolojik olarak da geleceğe hazırlık konusunda da daha iyi şeyler yapabildiğinde ki yapacağı söyleniyor. Birçok Çinli bunu yapacak. Skyway'i artık farklı bir ligde görürüz yani. Yenilik. Bu arada TOGG'un fabrikasının yakınlarından geçiyoruz. Gemlik'teyiz. TOGG'la birlikte. Yani TOGG'un tabii bir üst klasmanında. Boy olarak çok daha uzun bir arabadan bahsediyoruz. Bunların hepsini bir kenara koyduğumuzda TOGG olarak, Tesla olarak, Skyway olarak hakikaten Türkiye'de artık çok fazla yeni seçeneğin olduğunu, insanların artık araba seçmekte zorlanacağı noktaya doğru gittiğimizi görüyoruz. ZES'in kartıyla şarjımızı başlatacağız. Şu an Gemlik tarafında bir dinlenme tesisindeyiz. Bir bakalım nasıl şarj oluyor Skyway. Önce bunu çekeceğiz. Ondan sonra şarj portumuzu açıyoruz. Evet. Her ikisini de açacağız çünkü üst taraf sadece AC soketler için ve alt tarafı da DC konnektörleri buradan bağlamış olacağız. Bağlıyoruz önce. Evet. Şimdi şarj soketini bağladık. Şarjımızı başlatmak için kartımızı okutuyoruz. Gel Mustafa. 180 kW'lık bir ünite var burada. Kartımızı okuttuk. Şarjın başlamasını bekliyoruz. Muhtemelen birkaç saniye içerisinde başlayacak. Evet, şimdi şarj başladı. Gördüğünüz üzere 70 kW'a çıkmış durumda. Zaten şu anda Skyway'in maksimum DC hızı 80 kW civarında. Şu an biz 70 kW alabiliyoruz. O da muhtemelen birkaç dakika içerisinde 80'leri görür. 10 dakika civarında o seviyelerde kaldıktan sonra büyük ihtimalle aşağı doğru düşecek. Yani Türkiye için 86 kWh batarya için 80 kW düşük bir hız. Ama Türkiye'deki birçok ünitede de zaten 80'den daha fazlasını almak çok zor oluyor. Eğer 80 kW seviyelerinde şu an 71 kW'a geldi. Bu güç seviyelerinde şarj hızını tutabilirse Skyway ki bu bataryanın yönetimiyle de alakalı. Tabii şarj ünitesiyle alakalı ama o zaten gücü aktarıyor. Bu seviyelerde kalabilirse uzun süre muhtemelen 80 kW Türkiye şartlarında Skyway için yeterli olacaktır diyebiliriz. Bir de ünitenin arkasını çekelim. Gel abi. Evet, görüyorsunuz şu anda bizim kullandığımız ünite CCS Port'ta 920 volta kadar bir voltaj ve 250 amper destekliyor. Tabii 40 dereceden sonra demiş ki şu an okuyabildiğim kadar 240 amperde kalır diyor. O da zaten daha önce bahsetmiştik. Yüksek sıcaklıklarda DC ünitelerde çok ciddi bir şarj hızında azalma görüyoruz. Şu an kış aylarındayız. Muhtemelen ünitenin kendi yaydığı sıcaklık onu optimum seviyelerde tutacaktır. Fazla overheat, fazla sıcaklık ortaya çıkmayacaktır. We'll be right back.
Mustafa, geldik. Evet, Bursa'ya. Abi, geldik eve. 160 kilometre civarında bir yol yaptık. Benim önceki gün şehir içinde İstanbul'da yoğun trafikte yaptığım trafikle birlikte tüketimden de bahsedelim. 17,6 kilowatt saatlik bir 100 kilometrede tüketim var. Ben şaşırdım açıkçası. Yani şu an hava sıcaklığı 8 derecelerde. Biz genelde otomoda aldık. O kendisi bazen kapattı. Bazen işte bu önleyiciyi çalıştırdık vesaire. Yani ısı tarafında da sürekli bir aktif bir şey vardı. İklimlendirme vardı. Buna rağmen ve 100 kilometrenin altına düşmedik. Yani 110, 120, bazen 130. Evet. Yani yasal sınırlar içerisinde sürmeye çalıştık. Ben normal şartlarda eski Skyway'nin burada 20 kilowatt saatlik bir tüketimi olacağını düşünüyorum. Yeni versiyon çok daha verimli. Yani bunu açık ve net bir şekilde söyleyebilirim. Tabii diğer kullanıcılar da yorumlarını paylaşırsa bu konuda bence daha sağlıklı olacaktır. Şu anda iftara çok az kaldı. Ne söylemek istiyorsun bu abi, şey hakkında? Abi güzel geçti yol. Araba bayağı gerçekten çok sessiz. Hı. Gayet güzel geçti aslında yol. Hiç de fena değildi. Çok güzeldi. Buradan sonra iftarımızı yapacağız. Daha sonra Gökhan almaya gideceğiz. Ve sonrasında İstanbul'un dönüş yolu. Bunların hepsini tek tek tüketimleriyle birlikte aktarmaya çalışacağız. Evet. Biz takip etmeye, izlemeye devam edeceğiz. Evet, iftarımızı Bursa'da yaptıktan sonra Bilece Gökhan almaya gittik. Oradan sonra şimdi Osman Gazi Köprüsü'nden geçtik ve ZES'in şarj istasyonunda ikinci şarjımızı yapıyoruz. Yapmak zorunda değildik. Onu da söylememiz lazım tabii. Çünkü araç bizi evimize kadar götürüyordu. Fakat yağmur şartları, kış vesaire dedi ki biz ne olur ne olmaz. Burada zaten hazır Osman Gazi'den çıkar çıkmaz istasyon var, hızlı şarj istasyonu. Girdik. Şu anda yaklaşık 20-25 dakika oldu. %50 şarj oldu. %17 ile falan girdik buraya. Ben genel olarak şeyden bahsetmek istiyorum. Skyway'in yeni kasasıyla, yeni bataryasıyla bize nasıl bir uzun yol tecrübesi kattı? Nasıl bir uzun yol tecrübesi yaşattı daha doğrusu. Birincisi, Bursa'dan iftardan çıktıktan sonra Bilecik ve sonrasında İstanbul yolculuğunun yaklaşık işte 250-300 kilometre, bittiğinde 300 kilometre olacak. 250 kilometre kısmında 18,6 kilowatt saatlik 100 kilometrede bir tüketim var. Yani bu beni şaşırttı açıkçası yani. Çünkü biz bazı yerlerde, hatta Bilecik'te belki 2 dereceye, 1 dereceye kadar düşen sıcaklıklar, soğukta bu menzili elde etmiş olduk. Ve neticesinde belki de ilkbaharda bizim uzun yolda 500 kilometre yapacağımız bir araba olduğunu söyleyebiliriz yani çok rahatlıkla. Yani 250 kilometrede 18,6 kilowatt saat. Öncesinde yaptığımız bir 211 kilometre vardı. Orada da 17 kilowatt saat civarında bir şehir içi şehir dışı karışık bir tüketim var. Yani bunların hepsi şu anda 2 tonluk bu arabanın 86 kilowatt saat yeni bataryasıyla, ön tarafındaki yeni ızgarasıyla, ben açıkça söyleyeyim, araba yenilendiğinde bu kadar bir değişim olacağını düşünmüyordum. Biz zaten Skyway'in yeni versiyonuyla alakalı, Skyway ET5'in 2023 versiyonuyla alakalı daha detaylı bir inceleme videosu çekeceğiz. Ondan bahsetmiştik. Orada bir puanlama da yapacağız. Kendimizi bir dolu batarya puanı vermeye çalışacağız. Araçları, incelediğimiz araçlara böyle bir daha sistematik şekilde incelemeye çalışacağız. Bu videoda biz uzun yolda nasıl bir tecrübe sizi bekliyor? Yani ben Skyway sahibi bir arkadaşım var benim. Daha önce Skyway kullanan kişilerden de yorumlarını okuduğumuzda uzun yol gerçekten çok, ne derler, korkutucu geliyordu. Ben ama hiçbir şekilde hani bu işi yapan bilinçli bir insan olarak, hani elektrikli otomobile inanan bilinçli bir birey olarak, şahıs olarak menzil kaygısı hiçbir şekilde çekmeden yola çıkmak istedim. Yani hiç planlama yapmadan İstanbul'dan çıktık. %40 şarjımız vardı. Önemli değil. 500 kilometre yol yapacağız. %40 şarjımız var. Yolda bir yerde durduk. Şarjımızı yaptık. %90'a kadar şarj ettik. Ondan sonra iftara gittik. Bilmem ne. İftardan sonra beni almaya karar verdiniz. Bana geldiniz. Aynen. Aynen öyle. Onu da ayrıca sonra yapmaya karar verdik. Hani böyle plansız bir şekilde ilerleyebiliyoruz. İstediğimiz yerde şarj edebiliyoruz ki Bilecik'te de yakın yerlerde istasyonlar vardı. Onları da kullanabilirdik. Biz bu güzergah üzerinden geldik. Burada şarjımızı yapıyoruz. İstanbul'a rahat şekilde evimize gidebileceğiz inşallah. Ve bunların hepsini bu arabayla yapabiliyoruz. Ve korkutucu bir şey yok yani. Açık
öyle söyleyeyim. Ben daha farklı bir video anlatmayı bekliyordum. Yani uzun yolda çok yaktı bu araba. Hani 642 kilometre menzille tanıtılan bir araba, bakın işte 300 kilometre menzil yapıyor demeyi düşünüyorum. Versiyondaki işte o sıkıntılar burada aşılmış gibi. Yani şehir içinde bile sıkıntı yaşayan arkadaşlarımız vardı yani. Yani uzun yolda ben de dediğin gibi yani çok daha kötü bir performans bekliyordum yani. Kesinlikle. Ama şaşırttı yani. Ya ben 22 kWh'den aşağı bir tüketim beklemiyordum. Şehir içinde 15 kWh'ler, kışın bile ortalamalar bu şekilde geliyorsa, ben bu arabayı ilkbaharda yazın kullandığımda nasıl bir ortalama beni bekler? Yani daha da düşerse çok çok daha iyi olur. Yazın istediğiniz yere belki de 500 kilometre hiç durmadan gidebileceksiniz çok rahat bir şekilde. Ki bu aracın WLTP combined, yani birlikte, yani hem şehir içi hem şehir dışı ortak ortalaması, tüketim ortalaması üzerinden yapılan hesaplama 565 kilometre gibi bir menzil var. Şehir içinde 642 olarak tanıtılıyor. Yani bu araba yani 500 kilometreyi eğer şehir dışı ile birlikte görebiliyorsa bence bu bir başarı yani. Yani zaten birçok araba aşağı yukarı bu seviyelerde bir şey koyuyor ortaya, performans koyuyor. Diyelim, bence kapanışı yapalım. Eğer daha detaylı bir Skyway incelemesi istiyorsanız bununla alakalı yeni bir videomuz olacak. Onu da izlemeyi unutmayın diyelim. Bizi takipte kalın. Hoşça kalın.